Sanki İsa ile yüz yüze duruyor gibiyiz. Campen, İsa'nın elini çerçevenin köşesine doğru yapmış ve bu yüzden sanki İsa bizim alanımızdaymış gibi duruyor. Ve ona Meryem'in olduğu kadar yakın gibiyiz. Bence İsa'ya bu kadar yakın olma fikri, Tanrı'yla güçlü bir ruhsal bağ kurmayı ifade ediyor. Tanrı neye benziyordu bilmiyoruz. İsa neye benziyordu bilmiyoruz aslında. Hiçbir dini figür neye benziyor bilmiyoruz. İncil'de bu şekilde hiçbir açıklama yok. Bu yüzden görsel anlatıma açlık var ve sanatçıların bu talebi karşılayabilmesi çok önemli. Burada gördüğümüz Veronika efsanesi olabilir. Veronika, İsa'ya çarmıha gerilmeden önce yüzünü silmesi için bir bez parçası veren kadın. Daha sonra mucizevi bir şekilde o bez parçasında İsa'nın görüntüsü kalmıştır. Ve bu yüzdendir ki İsa genelde yüzünün ön tarafından resmedilir. Burada Rönesans döneminde bu görsellere duyulan ilgiyi ve tekrar aynı samimiyeti yakalama isteğini görebiliyoruz. Bu resmin düz altın bir arka planı var ve bu ulvi bir mekanı andırmakta. Ama bu resmin genelindeki Kuzey Rönesans realizmiyle çelişmekte. Tırnaklar, dirsekler, kırışıklıklar var. İsa'nın sakalındaki her kıl neredeyse tek tek çizilmiş. Ayrıntıya verilen önem ve bu kadar net oluşu neredeyse ürkütücü. Bu kadar net bir detayla belirtilen sadece fiziksel şeyler değil. Örneğin şu haleye bakın. Derin, koyu bir yuvarlak, neredeyse katı gibi ve harika mücevherlerle süslü. Meryem'de incilerden oluşan bir halka var. Çok güzel aydınlatılmış. Her biri harika bir gölge düşürüyor. İsa'da ise yakutlar ve safirler var. İsa'nın göğsüne taktığı mücevhere bakarsak bir pencerenin yansımasını görebiliriz ve o pencerede de bir haç var. Ne kadar saydam ama ne kadar katı gözüküyor. İsa sağ elini kutsamak için kaldırıyor. Tam olarak bize bakmıyor olsa bile bizden öteye bakıyor. Her ne kadar İsa ile yüz yüze gelmiş gibi hissetsek de onunla direkt göz teması kurmaya yetkimiz yok. Belki de Meryem insanoğlu adına aracı olmak için oradadır. Bu İsa ve Meryem'in en güzel, en samimi ifadelerinden biri.